Konu başlığımız arkadaşlar forum içinde alt sorgu. Forum içinde alt sorgu arkadaşlar bugüne kadar iç içe sorgular yazmıştık ama bu bugüne kadar yazdığımız alt sorgulardan farklı. From deyimi içine sorgu yazılarak elde edilen alt sorgu türüdür arkadaşlar. Bunu bir örnekle size gösterelim. Evet, örneğimiz şu şekilde bölümlerin ortalama ücretini gösteren sorguyu hazırlayalım. Bakalım bölümlerin ortalama ücretini biz arkadaşlar alt sorgu olmadan da belki hazırlayabiliriz. Fakat burada bir alt sorguyla bunu yapalım. Evet. Bunun için yine veri tabanımı geçiyorum. Oluştur diyorum. Sorgu tasarımı diyorum. SQL görmek diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir alt sorgu oluşturalım. Select bölümü as bölümdür. Arkadaşlar as bölüm dedim. Bundan sonra arkadaşlar devam ediyorum. AVG parantez içinde maaş dedim. AVG arkadaşlar maaşların ortalamasını alacaktır. Personel tablosundaki maaşların ortalamasını alacaktır. Evet. Burada arkadaşlar as diyelim. As arkadaşlar takma isim vermek için kullanılan bir SQL fonksiyondur arkadaşlar. Burada bölüm ortalama ücret diyelim arkadaşlar. Ortalama ücret. Bunu istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Buradaki bir takma isimdir arkadaşlar. Evet. Bölümü as bölüm. Buradaki bölüm de arkadaşlar bir takma isim. Buradaki de bir takma isimdir arkadaşlar. Evet. Bu from fonksiyon içinde yazılacak olan arkadaşlar bizim alt sorgumuz. From personel group by. Group by arkadaşlar gruplama yapar. Bölümü alanına göre arkadaşlar gruplama yapacaktır. Şimdi arkadaşlar ben bunu yazdım. Bunun sonucunda bakın nasıl durum ortaya çıkacak. Çalıştır diyorum. Bölümü sorgu ifadesi içindeki fazladan ne diyor? Bakalım. Şurada arkadaşlar neyimiz var? Fazladan bir ifade var olduğunu söylüyor. Bu tabii ki alt sorgumuz da bu sorgumuz arkadaşlar burada çalışmayabilir. Ona bir bakıyorum şu anda. From personel group by bölümü. Evet bu alt sorgumuz bu şekilde arkadaşlar. Ben şuradaki parantezi siliyorum. Tekrar çalıştıralım. Evet çalıştı şu anda. Şimdi arkadaşlar her bölümün ortalama ücretleri ortalama maaş ortalamaları da diyebiliriz biz bunlara gördüğünüz gibi. Her bölümün kendine ayrı ortalama maaşları, maaş ortalamaları diyebiliriz. Bir bölüm, bir de bölüm ortalama ücreti şeklinde. Gördüğünüz gibi bu başlıklar bizim SQL sorgumuzda takma isim olarak belirttiğimiz yerler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar bakalım. Bakın burada bölüm diye gösterdim. Ayrıca maaş ortalamalarını, AVG maaş ortalamalarını da bölüm ortalama ücret şeklinde gösterdim. Şu anda biz bir alt sorgu, bir sorgu hazırladık. Bunu bir süre sonra alt sorgu olarak kullanacağız. Ve bu sorgumuz arkadaşlar bölümlerin ortalama ücretlerini hesaplayıp bize göstermekte. Şimdi ben bunu alt sorgu haline getiriyorum. From içinde alt sorguydu başlığımız. Bunu from içinde kullanacağız. Şimdi başlığa geçiyorum. Şimdi ana sorgumuzu yazıyorum. Ana sorgumuz select. Arkadaşlar burada yine takma isimler kullanıyoruz. Sorgu. Arkadaşlar burada sorgu tamamen takma isim. İsterseniz bunu şu şekilde göstereyim. Şuraya diyorum ki en sona gidiyorum. Sorgu tablo diyorum. Bu bizim arkadaşlar bu alt sorgudan elde ettiğimiz tablonun yeni ismi. Biz çünkü alt sorgudan bölümlerin ortalamalarını gösteren ortalama maaş ortalamalarını gösteren bir tablo elde etmiştik. Bu tabloya sorgu tablo isminde bir isim veriyorum. Ve bunu arkadaşlar üst ana sorguda kullanacağım. Bunun için sorgu tablo bölüm diyorum. Bölüm sorgu tablo nokta bölüm ortalama ücret from diyorum. Evet bunu bu şekilde yazdım.
Burada arkadaşlar biz alt sorgu için de yeni alan isimleri üretmiştik. Gördüğünüz gibi burada bir bölüm, diğeri de bölüm ortalama ücret isimli alan isimleriydi. Ve bu oluşturduğumuz alt sorguya bir isim verdik en sonunda. Ne dedik buna? Sorgu tablo dedik. Şimdi ana sorgumuzda şuradaki ifadeler şu işe yarıyor. Sorgu tablo isimli tablodaki bölüm bilgisini, sorgu tablo isimli tablodaki bölüm ortalama ücret bilgisini döndür anlamında arkadaşlar. Şimdi ben bu tablomu döndürüyorum. Yani çalıştırıyorum. Çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi şimdi az önce benim yapmış olduğum forum içinde tablo burada yeni bir tabloymuş gibi isimlendirdik. Ve aslında az önceki tablodan bir farkı yok. Yine bölüm ortalama ücretleri gösterdi. Biz burada from içinde alt sorguyu bu şekilde kullanmış olduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Yeni çalışmamız 12 olması lazım arkadaşlar. 12 from içinde alt sorgu. Evet. Bunu da kaydettik arkadaşlar.